Sizce bir FPS oyunu nasıl olmalı? Steam'de gezinirken Dusk oyununun altında videonun kapak görseline ilham veren FPS denilen oyun türü budur isminde bir yorumla karşılaşmamla beraber küçük bir aydınlanma yaşadım galiba. Sanırım FPS oyunlarında Z kuşağının beklentileriyle daha önceki kuşakların beklentileri birbirinden tamamen farklı. Neden böyle düşündüğümü size daha iyi anlatabilmek için önce yorumu okuyayım. Kuleye tırmanıp haritayı açtığınız, 50 tane domuz öldürüp derisini topladığınız, bölüm tasarımının kenarından geçmeyen boş açık dünyalarda koşturduğunuz, daralan bir alanda birbirinizi öldürdüğünüz oyunlar değil. Budur. Şüphesiz arkadaş burada FPS dünyasına ağırlığını koyan Far Cry serisinden ve Battle Royale furyasından bahsediyor ve açıkçası gördüğüm kadarıyla benim gibi 90'lar oyuncuları Far Cry gibi oyunlarda önümüze sunulan Ubisoft açık dünya formülünü pek beğenmeyip Doom ve Wolfenstein gibi old school FPS oyunlarına daha yakın dururken Z kuşağı için tam tersi bir durum varmış gibi sanki. Öteki türlü Ubisoft bu kadar linç edilirken birbirinin kopyası Far Cry'ların çok satılmasını açıklamak zor çünkü. Özellikle 3. oyundan sonra çıkan Far Cry'lar için arkadaşın eleştirilerine tamamen katılmakla beraber gerçek FPS bu değil diyecek kadar ileri gitmek pek doğru gelmiyor bana. Hayır efendim, bu da FPS, bu da FPS. Ama tamamen farklı yaklaşımlarla birbirlerinden keskin bir şekilde ayrılan FPS'ler işte. Ben de kendimce FPS oyunlarını 3'e ayırıyorum. Bunlardan ilki sinematik aksiyon sahneleri, kapalı mekan baskınları, kamufle olup gizli ilerlediğimiz bölümler gibi çeşitli görev dizaynlarına sahip Call of Duty gibi oyunlar ki bunlar genelde hikayesini anlatmak için de bolca sinematik ve diyalog barındırıyorlar. İkincisi arkadaşın dediği gibi birbirinin kopyası görev dizaynlarıyla dolu ruhsuz bir açık dünyada sürekli aynı şeyleri yaparak vakit geçirdiğimiz oyunlar. Üçüncüsü de hikaye sunumunu falan hiç umursamadan oyuncuyu mekanikleriyle kucaklayan, akıcılığıyla öne çıkan ve dinmek bilmeyen yüksek tempolu bir vahşetle sizi baş başa bırakan Doom Eternal gibi oyunlar. Aslında Far Cry tipi FPS'ler hariç diğer iki türü de seviyorum ama ne yalan söyleyeyim eğer mesele gerçekten oyundan keyif almak ve sadece eğlenmekse oynanışıyla öne çıkan akıcı FPS oyunları çok daha eğlenceli geliyor bana. Bugün bahsedeceğimiz oyunda Doom, Wolfenstein, Quake gibi tırnak içinde Boomer Shooter ekolünden gelen bir oyun. İşte karşınızda hayatımda gördüğüm en özgün ve keyifli mekaniklere sahip oyunlardan biri. Ultra Kill. Çok popüler olmayan ve çok daha fazla bilinmeyi hak eden bu oyun tost makinenizde bile çalışabilmekle kalmayıp sizi çok sağlam oynanış mekanikleriyle zorlu bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda size verilen Marksman adlı bu revolverla havaya fırlattığınız madeni parayı vurup düşmanların kafasına sektirerek hatırı sayılır bir hasar veriyorsunuz. Ya da başka bir silahla mermileri kendine çeken ve yeterince mermi çektiğinde patlayan bir mıknatıs yerleştirip kalabalık düşmanların canını okurken, pompalı tüfeğinizle fırlattığınız grenade ateş ederek katliam yaptıktan sonra mermileri düşmanları delip geçerek duvardan sekip onları tekrar vuran revolverınızın artistik animasyonları sizi keyiften deliye döndürüyor. Gerçekçi grafikler sunmak yerine türün atası olan oyunları kendine örnek alan bir sanat tasarımına sahip olan bu oyunda çok hızlı hareket etmekle kalmayıp eğildiğinizde bile kayarak ilerlemeye devam edebiliyorsunuz. Havadayken tek tuşta düşmanların üstüne bam diye inerek hasar verebiliyorsunuz.
hem karada hem havada doç atabiliyor ve temas ettiğiniz duvarlardan tekrar zıplayabiliyorsunuz. Böyle olunca da karakter mobilitesi anlamında muazzam bir iş çıkıyor işte ortaya. Hareketlere iyice alışınca gördüğünüz her yere saniyeler içinde ulaşarak bir an olsun hız kesmeden kesintisiz bir biçimde çatışıyorsunuz. Açıkçası böyle de yapmanız gerekiyor çünkü bölüm tasarımları ve oyunun kaotik yapısı buna zorluyor sizi. Düşmanlar çok hızlı hareket edip size devamlı saldırdığı için sürekli hareketli kalıp birbirinden farklı yerlerde spawn olan düşmanlara hızlıca ulaşmanız gerekiyor. Hani böyle diğer FPS oyunlarındaki gibi temkinli ilerleyeyim, siper alıp ateş edeyim, düşmanları yavaş yavaş öldüreyim gibi bir seçeneğiniz yok. Oyun kendi oynanış tarzını dayatıyor size. Ayrıca ilerledikçe çeşitli silahlar bulduğunuz ve her silahın da kendine özgü bir özel gücü olduğu için oynanış mekanikleri de sürekli değişiyor. Ama esas bayıldığım şey farklı mekanikleri birbiriyle etkileşime geçirerek psikopat kombolar çıkartmak. Mesela mermileri kendine çeken ve sonra da patlayan şu mıknatısa yük biriktikten sonra fire rate inanılmaz artan başka bir silahla ateş ederek çok daha çabuk patlatabilirsiniz. Ya da düşmanları delip geçen ama 5 saniyede sadece bir kere kullanabildiğiniz elektron silahınızın mermisini madeni paradan sektirme mekaniğiyle birleştirip hem düşmanı delip geçerek hem de coin'den tekrar sektirerek kullanıp hasarınızı ikiye katlayabilirsiniz. Ki böyle yaparak mini bosslara tek atmak falan muazzam tatmin edici bence. Öldürdükçe kazandığınız puanlarla da her bölümün başında karşınıza çıkan şu bilgisayardan yeni özel güçlere sahip farklı silahlar satın alarak oyun deneyiminizi arşa çıkarttığınız yetmezmiş gibi bir de Souls oyunlarından alışık olduğumuz peri mekaniği var oyunda. Mekanik kolunuz sayesinde bazı düşman saldırılarını tam zamanında tuşa basarak onlara geri sektirebilmenin yanı sıra bu mekanik kolu da özelleştirip pompalı tüfek gibi kullanarak düşmanları havaya uçurabiliyorsunuz. Ama oyunun Souls oyununa benzerliği sadece peri mekaniği ile sınırlı değil. Bu oyunda mekanikleri düzgün kullanarak iyi nişan almak kadar doğru zamanda doçlamak da çok önemli. Tıpkı Souls oyunlarındaki gibi oyunda birçok düşman tipi var ve eğer hasar almak istemiyorsanız hepsini doğru zamanda doçlayabilmeniz gerekiyor. Peki Souls oyunlarıyla başka benzerlik var mı? Evet. Oyun her bölümün sonunda olmasa da ara ara karşınıza birbirinden farklı bosslar çıkartıyor ve açık konuşmak gerekirse bunlar gayet zorlayıcı. Tıpkı Souls oyunlarındaki gibi önce düşmanı analiz etmeniz ve sonra da doğru zamanda kaçınıp saldırarak ya da peri yaparak onları alt etmeniz gerekiyor. Boss savaşları oyunun mekaniklere ne kadar hakim olduğunuzu anlayabilmek için önünüze koyduğu bir sınav gibi. Ve eğer oyuna yeterince hakim değilseniz cidden geçemiyorsunuz bu sınavı. Bilmeniz gereken bir diğer şey ise oyunda keşfettiğinizde size ekstra puan veren gizli bölümlerin ve küçük de olsa bazı bulmacaların olduğu. Ama bu gizli bölümleri bulmak çok zor olmadığı için, bulmacalar da çok vaktinizi almadığı için bunlar oyunun genel temposuna zarar vermiyor. Bir de oyunun Cyber Grid adında üzerinize sonsuza kadar tonlarca düşman gönderdiği bir modu var ki iyice geliştikten sonra buraya gelerek mekaniklerle oluşturduğunuz bütün fantazilerinizi deneyebilir ve istediğiniz kadar çıldırabilirsiniz. İnternette bu oyunun hakkını vererek oynayanları gördükçe aldıkları keyfi düşünerek biraz kıskanıyorum onlar açıkçası. Yeterince vaktim olsaydı oyuna yüzlerce saat gömüp pro gibi oynamayı çok isterdim bu oyunu. Çünkü öyle bir oyun Ultra Kill. Esas keyfi oyunda uzmanlaştıkça ortaya çıkıyor. Zaten oyunda her bölümün sonunda size belli kriterlere göre puan vererek sizi daha iyi oynamaya teşvik ediyor ki daha iyi oynayabilirseniz daha çok puan toplayıp silahlara daha hızlı erişebiliyorsunuz. Oyun şu an erken erişimde ve fiyatı 12,5 dolar. Maalesef bizim için çok da uygun değil ama AAA'lerin 70 dolar istemeye başladığı bir dönemde bu kadar keyifli ve başında uzun saatler geçirebileceğiniz bir oyun için verdiğiniz her kuruşa değecektir bence. Ayrıca böyle yaratıcı ve özgün oyunlara verdiğim paralar hiç zoruma gitmiyor benim. Destekleyelim ki aynı ekip daha özgün işler de çıkartabilsin diye düşünüyorum çünkü. Evet efendim, videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak ve beğen butonuna tıklayarak beni destekleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.